Samsun'un tarımda öne çıkmış ilçelerinden bir tanesindeyiz. Ovası ile meşhur bir ilçemiz Bafra ilçesindeyiz ve Bafra ilçesinin Sarıkaya köyündeyiz. Ve yanımızda yörede çiftçilik yapan genç bir arkadaşımız var. İlk önce kendisini bir tanıyalım. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Sarıkaya köyü Nuri Sevinç. Nuri Sevinç. Sarıkaya çiftçilerinden. Evet. Peki soralım. Bafra tarımda öne çıkan bir ilçe. Evet. Siz de Bafra'ya bağlı bir köydesiniz. Evet. Yörede, Bafra'da olsun, Sarıkaya köyünde olsun, tarımsal alanda neler üretiyorsunuz? Karpuz, kavun, mısır, domates, kırmızı lahana, pırasa, mısır bunları üretiyorum. Yani hem yazlık hem kışlık çeşitler var. Evet, içinde karışık saydım. Dolayısıyla 12 ay tarım var. 12 ay bizde tarım var. İklim müsait, suyumuz da var herhalde. Var, suyumuz da var. Şimdi biz senin domates tarlandayız. Evet. Kaç dönüm arazi işliyorsun? 75 dönüm arazi işliyorum. 75 dönüm arazi işliyorsun. Ve biz buraya geldiğimizde sen bir çapa makinesiyle domates arasını çapalıyordun. Evet. Şimdi makineyi biraz irdelemek istiyorum. Bir çapa makinesi bir köyde, bir köylünün, bir çiftçinin hangi işlerine yarıyor? Ne amaçla kullanıyoruz? Tüm sebzelerimin arasına bununla rahatlıkla giriyorum. Hem işçilikten tasarruf, hem büyük traktörün baskı yapıp da tarlaya fırçaklarını salması için sebzenin. Büyük traktör bayağı hasar veriyor. Yaş olduğundan saçak gelişemiyor. Ama bunda öyle bir sorun yok. Bununla rahatlıkla her sebzemin içine girip rahat rahat çapalama yapabiliyorum. Çamur da olsa. Peki ne zaman aldık bunu? Bunu yeni aldım. Yeni. Peki bu çapa makinesini almadan evvel bahsettiğin pırasada olsun, karpuzda olsun bulunduğumuz domateste çapayı nasıl çözüyordunuz çapalama işini? İşçiyle, yövmeyeci getirip yövmeyeciyle çözüyordum. O da bayağı masraflı bir iş. Peki masraflı dedin. Bir işçi bir günde hızlı çalışırsa, düzgün çalışırsa kaç dönüm arazi çapalardı? Randımanlı yarım dönüm anca çapa yapar bir işçi. Yarım dönüm geçmez diyorsun randımanlı. Anca. Peki bir işçinin şu andaki yövmesi kaç lira? 40 lira. Yani 40 lira karşılığı bir el emeği yapan işçimiz yarım dönüm yer çapalardı. Evet. Peki bu makineyi aldın. Bu makine normal randımanlı çalıştığı zaman bir günde yaklaşık kaç dönüm arazi işliyor? 15 dönüme yakın arazi işliyor. 15 dönüm. Karpuzda, domateste bunlar seyrek ekim olduğu için pırasa ve kırmızı lahana da 10 dönüm anca yapar. Yani 10 dönümü rahat yapar. Yapar. Peki 10 dönüm yaptığı zaman, çalıştığı zaman bu benzin mi dizel mi? Dizel. Dizel. 10 dönümü randımanı çalıştı, bitirdi. Kaç liralık mazot harcar bu makine? 30 ila 40 lira arasında bir yakıt yakar 10 dönüm yerde. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. El işçili olduğu zaman yarım dönümde 40 lira. Evet. Burada diyorsun ki 10 dönümde 40 lira. Evet. Peki yapılan iş aynı mıdır? Kazım derinliği. Kazım derinliği mümkün değil. İşçi bu kadar derin kazamaz. Sadece kök diplerini ayırıyor bu. Kök diplerinde bir iki işçi alırsın. Hemen iki dakikada geçersin. Dolayısıyla işçilikten ve mazottan evet. Parasal anlamda ciddi bir karım var. Evet. Peki şimdi bu piyasada onlarca marka ve onlarca model çapa makinesi var. Benzinler var, dizeller var, ithaller var, yerliler var, küçükler var, büyükler var. Sen bu kadar marka ve model arasında tercihini hangi firmadan yana yaptın? Ben Emirsan'ın çapa motorundan yaptım tercihimi. Yerli olduğu için. Kaç beygir bu? 9 beygir. Emirsan'ın hem bayisi hem servisi bana daha cazip geldi. Fiyatlar uygun. Servis istediğin zaman sıkıntını gideriyor. Parça uygun. O yüzden tercih ettim. Memnunum şu anda. Memnunsun. Kaç aydır kullanıyorsun? 2 aydır kullanıyorum. Ben diğer markalar da gördüm. Emirsan'ı tercih ettim. Onlara da Emirsan'ı almalarını tercih ederim. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz.